Ya bence çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Skor bizden yana olmasa da hocamızın dediklerini uyguladığımızı düşünüyorum. Taktiksel olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe pozisyon vermedik. Kendimiz çok pozisyona girdik. Birkaç gol pozisyonuna girdik. Gol atabilirdik. Olmadı ama kesinlikle ben iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Ya yok, biz şimdi maçın analizini de yapıyoruz. Bugün hatta yaptık. Baktık. Gerçekten çok iyi şeyler yapmışız. Bir penaltıdan gol yedik. Onun haricinde rakibe pozisyon vermedik. O yüzden yani aslında çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyoruz. Ya Avusturya milli takımı da çok iyi bir takım. Çoğu oyuncuları Almanya'da oynuyor. Çoğunu tanıyorum ben de. Ya gerçekten çok iyi kaliteye sahip olan bir takım. Biz de elimizden geleni yapacağız. Tabii ki hedefimiz kazanmak. Benim için de ayrı bir maç olacak. Bütün ailem Viyana'da yaşıyor. Bütün arkadaşlarım hepsi maça gelecek. O yüzden benim için de ayrı bir özelliği var maçın. Kesinlikle o maçı yenip bir dahaki kampa motive bir şekilde gelmek istiyoruz. Ya şöyle, bildiğiniz gibi son iki Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamadık maalesef. Bu önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Ondan sonra zaten hepimiz biliyoruz takımın gücünü, oyuncuların kalitesini. Adım adım ilerleyip göreceğiz hep beraber. Peki bu adımlar nereye kadar gelir sence aranızda? Ya şöyle, zaten Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar ileriye gitmek istersen gelen her rakibi yenmek zorundasın. O da bizim hedefimiz yani. Gelen rakipleri eleyip ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek. Gruptaki rakiplere baktığın zaman neler söylemek istersin? Nasıl bir grup sence? Hem güç dengesi? Bence diğer gruplara bakarsak iyi bir kura çektik. Bu ama grubun kolay olduğunu söylemiyor. Kesinlikle gruptan çıkmak istiyoruz. Bu bizim dediğim gibi ana hedefimiz. Ondan sonra da ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Zaten Portekiz'in gücünü, zaten kalitesini konuşmaya gerek yok. Zaten üst düzey oyunculara sahip olan bir ülke. Biz de ilk maçımızı kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz. Diğer rakipleri de yenip tabii ki. Ya şöyle söyleyeyim, daha önce zaten söylediğim gibi Avrupa Şampiyonası'nda istediğimiz kadar ilerlemek istiyorsak zaten gelen her rakibi elememiz lazım. Bu İngiltere olur, Fransa olur, zaten grupta Portekiz var, İtalya olabilir. Yani gelen her rakibi eleyebilecek güçteyiz ama bunu yapıp ilerleyebiliyorsun turnuvada. O da işte bakıp göreceğiz hep birlikte. Ya bizim için o yüzden de, o açıdan da bence özel bir turnuva olacak. Neredeyse her maç ben evimizde oynayacağımız gibi hissediyorum. Kesinlikle Türk taraftarı diğer ülkelerine göre daha çok taraftar olacak statta. Bu bizim için ayrı bir avantaj. Dört gözle bekliyoruz turnuvayı. Ya şöyle bir şey var. Dediğim gibi biz hedefleri adım adım koyuyoruz. İlk hedefimiz, ana hedefimiz dediğim gibi gruptan çıkmak. Ondan sonra tabii ki gelen her rakibi eleyip finale çıkmayı hepimiz istiyoruz. Bunun da kalitesi sahip olduğumuzu herkes biliyor. Çok iddialı konuşmayı sevmem ben ama kalitemiz belli. İnşallah çok ileriye gidebileceğiz. Şöyle, genç oyuncularımız çok, evet, tecrübeli oyuncularımız da var takımda. Daha önce 2-3 turnuva görmüş oyuncular da var. Bence kombinasyon olarak çok iyi bir gruba sahibiz. Bunu da kesinlikle herkese göstereceğimizi düşünüyorum. Bence her iki hoca da çok büyük katkı sağladı Avrupa Şampiyonası'na katılmamıza. Kuntz Hoca da öyle çok şey kattı takıma. Montella Hoca da şimdi kısa bir süre içinde çok şeyler kattı takıma. O yüzden ben her iki hocanın çok etkili olduğunu düşünüyorum bu konuda. Öyle. Şöyle söyleyeyim, benim açımdan taktiksel olarak çok geliştik bu son birkaç ay içerisinde. En büyük etkilerden birinin bunun olduğunu düşünüyorum. Ya benim mevkimde üst düzey oynayan futbolcular var. İngiltere'de olsun, İtalya'dan olsun. Bunlardan birini seçmek gerekirse Arnold'u çok beğeniyorum, Liverpool'da olan. Onun haricinde tabii başka da çok büyük isimler var o sağ bek mevkinde.
Şöyle söyleyeyim, İtalya'da çok üst düzey futbolcularla karşı karşıya oynama şansını buldum. Aralarında çok iyi futbolcular vardı. En çok zorlayanlardan biri de kesinlikle Ronaldo ve Leao'yu söyleyebilirim. Perisic de söyleyebilirim. Bu üçü, üçüne karşı oynamak ayrı bir keyif ve zevkti. Ronaldo'yu bir daha karşılaşacak. İkide de son büyük. Ya Ronaldo'nun büyüklüğünü zaten konuşmaya gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Ona karşı oynamak her zaman büyük bir zevk. Şimdiye kadar toplam 6-7 maç karşı karşıya oynadık yanılmıyorsam. Dediğim gibi her turnuvada görmek istediğimiz bir isim. Yani kariyeri çok çok büyük kariyere sahip olan bir futbolcu. Ona karşı ya olabilir tabii ki de. Ama dediğim gibi İtalya'da karşı karşıya oynadık. Ama Ronaldo, Portekiz'de oynayan Ronaldo ile İtalya'da oynayan Ronaldo arasında bir fark olabilir. Mevki olarak da fark olabilir. Onu turnuvada göreceğiz. İtalya tabii ki. Benim en beğendiğim stat İtalya'da açık ara San Siro'ydu. Atmosfer çok başarılı. Atmosfer çok başarılı. Hem stat yapısı, tarihi bir stat olması, daha önce Şampiyonlar Ligi finali ev sahiplik yapmış bir stat. Yani her açıdan bence muazzam bir stat. Ya De Zerbi bence çok büyük bir hoca bir kere. Brighton'da zaten gördüğünüz gibi çok iyi işler yapıyor. Bunu aynı şekilde Sassuolo'da da birlikte yaptık. Ligi 2-3 sene peş peşe galiba 8. sırada bitirdik De Zerbi ile birlikte. Yani çok büyük hoca, taktiksel olarak çok çok iyi hoca. Bana da çok şeyler kattığını düşünüyorum. Buradan da ona tekrardan teşekkür edebilirim. Seninle diyalogları nasıl peki? Özellikle. Ya oyuncularla ilişkisi bir kere çok iyiydi. Sahada ne kadar sert olsa da, oyuncularına bazen kızsa da saha dışında çok farklı bir isim. Hoca olarak gerçekten çok iyi bir hoca, çok karakterli bir hoca. Yani çok iyi şeyler yaptı. Sonra da biz de her oyuncuyu geliştirdi, her oyuncuya bir şeyler kattı. Yani Sassuolo'da birlikte oynadığım her oyuncuda bir gelişim gördüm bu kısa süre içinde. O da tabii ki De Zerbi sayesindeydi. Tabii hoca değişiminde bazen olabiliyor böyle şeyler. Bazen bir hoca gelir, farklı sistem oynatır, farklı tarz futbolu sever. O hocadan hocaya değişiyor. Ama dediğim gibi Sassuolo De Zerbi de oynadığı futbolla şimdiki oynadığı futbol arasında da zaten gördüğümüz gibi büyük bir fark var. Onun da hoca etkisi olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Şöyle ilk hedefim zaten Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda çok büyük işler yapmak. Onun öncesinde de tabii Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak. Bunlar bir sonraki hedeflerim. Beğendiğinlikler hangileri? Oyun yapısı olarak İtalya'dan geldiğim için İtalya Ligi'ni söyleyeceğim. İtalya Ligi'nin taktiksel şeylerini çok seviyorum, çok beğeniyorum. Ama tempoya bakarsak mesela Premier Lig çok önde. Premier Lig'i izlemesini, seyretmesini çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Bu iki ligi söyleyebilirim. Daha sonra zaten bir de İspanya var. İspanya'yı da çok beğeniyorum, çok sevdiğim bir lig. Öyle. Ya orada bir taraf seçmek çok zor abi. Bence ikisi de çok çok büyük hoca. İkisinin de ayrı özellikleri var hoca olarak, böyle taktiksel olarak. O yüzden bir seçim yapmak çok zor. Bence ikisi de çok çok büyük hocalar. Ben teşekkür ederim, sağ olun.